Benim neden? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da izlerken kaybolduk birader diyeceğiniz bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz gibi devasa büyük bir labirent var. Ve bugün bu labirentte inanılmaz güzel bir yarışma yapmaya karar verdik. Labirentten ilk çıkan yarışmamızda kazanana çok büyük bir ödülümüz var. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Hüseyin ve Kardelen var. 3 kişilik bir yarışma olacak. Yarışma tamamen süreye dayalı bir yarışma olacak. Kazanan bu görmüş olduğunuz işte bu 6500 TL değerindeki iPhone XR'ın sahibi olacak. Bir önceki yarışmada 2700 TL civarında bir telefon hediye etmiştik. Bugün yenmişti. Onu da bir dakika onu konuşalım. Bugün görmüş olduğunuz gibi şöyle iPhone XR 64 GB bir telefon hediyemiz var. Peki bu telefonları nasıl veriyoruz arkadaşlar? Telefonlarımızın bir sponsoru var. Her videomuzun bir sponsor oluyor. Bugünkü videomuzun sponsoru da Yasir abi. Yasir abim sayesinde bugünkü yarışmanın kazananına bu gördüğünüz iPhone'u veriyoruz. 64 GB kırmızı bir iPhone XR. Bu paranın suyu nereden geliyor ya? Arkadaşlar hediyemizi gördünüz. Bu hediyeyi kazanmak için, bu efsane telefonu kazanmak için bir şans faktörü var. Sadece hızlı olmak yeterli değil. Labirentin içinden sadece hızlı bir şekilde çıkmak yeterli değil. Yasir abim telefonu labirentin içerisine saklayacak ve bu telefonu labirentin içinden almadan çıkışı bulsan da, ya çıkışın önüne geldin, çıkabilirsin. Ama telefonu almadıysan çıkamıyorsun. Telefonu almadan labirentin içerisinden çıkmak yok. Böyle güzel bir yarışmamız var. Hem hızlı olmanız gerekiyor, hem zeki olmanız gerekiyor. Aynı zamanda da şanslı olmanız gerekiyor. Yarışmamıza hazırsanız hızlıca başlayalım. Hazırız her zaman. Başlayalım. Telefonu labirente saklamaya gidiyorum arkadaşlar. Gelmeyin, bakmayın. Arkadaşlar şu anda elimde labirentin haritası var. Şöyle göstereyim. Bu haritada arkadaşlar aslında en girmeyeceklerini düşündüğüm noktaya, çok kör bir noktaya telefonu saklamayı düşünüyorum. Başlangıç noktası şurası, şurası, çıkış noktası şurası. Ben en kör noktaya koymayı düşünüyorum. Yani şuraya falan, şu noktaya veya şu noktaya koymayı düşünüyorum. İstediğim olay şu, yani düşündüğüm olay şu, en şanssız olan en şanslı konuma gelsin. Hani hiç girmeyecekleri kör bir noktaya koyacağım şimdi telefonu. O yüzden haritaya bakarak neredeyim aslında tam... Ben de şu an karıştırdım ama güzel bir noktaya saklayacağım telefonu. Evet, 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 evet. Gördüğünüz gibi çıkmaz yola geldim, çıkmaz sokağa geldim. Labirentin en kör noktalarından birindeyim arkadaşlar. Telefonu buraya koyacağım. Bu kamerayı da onun arkasına bırakacağım. En şanssız olan şanslı olsun, telefonu kazansın istiyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Yasir abim telefonu içeriye sakladı, geldi ve elimize bir harita verdi. Haritaya sadece 5 saniye bakabiliyoruz. Ne kadar bakarsak bakalım, çıkışı ne kadar anlarsak anlayalım, telefonun yerini zaten bilmiyoruz, anladın mı? Anladım. Anladın mı? Benim görsel hafızam çok iyi, o yüzden tek bakışta direkt yalayıp yutacağım ezber. Her yarışmada böyle diyorsun, tak tak 2 dakika. Sonra her yarışmada hakkımı yiyorlar Yasir abi. Hüseyin, bu sefer ilk sen git. Tamam. Tamam, ilk sen git. Tamam. Tamam. Hadi açıyorum. 15 açtım. 15 saniye mi sadece? Biz ne taraftaydık? Biz şuradan gireceğiz, ağacın şuradan. Oradan gireceğiz, diğer taraftan çıkacağız. Tamam, bence okey, kapatalım. Sus ya. Abi kes, bakmayacaksan bakmalı. Tamam, yeter. Tamam. Tamam, haritaya baktık zaten bir boka yaramıyor. İlk olarak Hüseyin'i labirentin içerisine gönderiyoruz. Hüseyin en hızlı şekilde telefonu bulup labirentten çıkmaya çalışacak. Hüseyin yarışmayı tamamlamaya çalışırken biz de yan taraftan çıkışa gideceğiz ve Hüseyin'in çıkışını bekleyeceğiz. Hazır mısın? Bir saniye değilim. Hadi Yasir sayıyorum. Bu sefer hakkımı yedirtme. Hadi. 3, 2, 1 başla. Gel. Görsel hafızam çok iyidir. Yani bulacağım abi, telefonu bulmaya oynuyorum şu an. Telefon benim olmalı. Olayım telefonda yani, çıkmak istemiyorum hemen. Yani yüksek ihtimalle Yasir abim çok zor bir yere koydu telefonu. O yüzden tüm... Of. Nereden geldim ya? Kafam karıştı. Of. Süre ne kadar oldu? Süre şu anda 57-58 saniye. Bir dakika oldu bile. Yani bir dakikayı geçti o bile. O telefonu biraz zor bulacak ya. Nereye sakladın? Çok derin bir yere sakladım. Sen bize söyle. Kırışırız lan. Söyle ya. Ya görmüştüm telefondan. Ortadan yol gitmiyordu. Ya sağa gitmen gerekiyordu ya da sola gitmen gerekiyordu. Ama sağa gidiyorum. Sağa çıkmaz. Gitti.
Yani sağdaki tek yol çıkmaz. Ya içeriye girdiğin zaman buradan çıkmak çok zor çünkü yön duygunu kaybediyorsun. Hani nereye gittiğini bilmiyorsun. Nereye gidersen git şu şekilde yani. Hani 2 metre olsan yön duygunu anlayacaksın ama sürekli etrafında bunlar olduğu için sağa mı döndün, sola mı döndün, çıkış ne taraftaydı onu anlayamıyorsun. Benim birkaç tane taktiğim var, onları uygulayacağım taktik inşallah. Taktik yok. İstediğimi yaparım. Hayır, taktik yok. Her içeride mi yaparım istediğimi? Öyle mi? İstediğim... Tamam biz de o zaman taktik uygulayacağız. İstediğimi yaparım içeride. Elime bir çubuk. Çadırın ne taktiği yapacaksın? Ne taktiği? He. Ya Yasir abi. Ses ver. Buldum galiba. Ne oldu? Neyi buldun? Telefon? Şuradan geçti. Hüseyin çıkış burada. Gel abisi boş ver telefonu. Telefonu istiyor. Nerede? Nerede çıkış? Ya of. Gel gel burada gel abi. Gel. Telefonu bulamadım ama ya. Çıkamazsın sayılmıyor, telefonu bulmadın sen. Hüseyin 2,5 dakika oldu. Ya 2,5 dakika olmuş. Hala telefonu bulamadım. Tamam burada da bir çıkış var. En kötü telefonu bulsam buraya gelirim. Başladım yere döndüm. Buradan çıkıp yanlarına koşarım. Şu an telefonu bulsam da kazanacağımı hiç ümit etmiyorum. Karıştıkça karışıyor şu an. Kafamda kurduğum harita da gitti. Hüseyin buldun mu telefonu? Hayır. Ne oldu? İstiyorsan çık. İstersen pes edebilirsin gel. Hayır telefon istiyorum. Hayır. Telefon. Abicim az önce de buradaydın. Gitsene başka yerlere. Burada değil demek ki telefon. Telefon burada değil demek ki. Abi telefon harbiden yok ya. Bak o kadar karışık ki. Olmasa da. Ya olmasına. Ah telefonu buldum. Yemin ederim telefonu buldum. Vallahi telefonu buldum. Yukarıdan Pac-Man gibi görüntü veriyoruz. Hatırladın mı oyunu? Telefonu buldum. Aaa! 4,5 dakika oldu. 4,5 oldu ama gel. Hadi Hüseyin çıkışa gel. Kapat. 4,5 dakika da. Yasir abi geliyor. Telefonu buldum rastgele. Süreye bak, süreye bak. Süreye bak. Baş... Dur. Durdurdum. 4 dakika 36 saniyede Hüseyin telefonu bulup dışarıya çıktı. Bravo. Beni alkışlıyoruz abi. Gerçekten tebrik ümidimi ederim. Kesmiştim artık böyle. Nasıl zor mu bir yerde? Çok zor bir yerdeydi. Oğlum buralarda gezinip duruyorum başka yere gitsene. Yok ki tek çıkış var burası. Çıkışı kontrol ettim. Tamam sonra. Da sürekli aynı yerde gezdin. Hayır aynı yerde gezmedim işte. İçeriye giriyorsun 4 tane geziş yeri var. Bulduğun yeri sakın söyleme. Söyle aynı oraya mı koyacaksın? Aynı yere koyacağım adaletli olsun diye. Ha doğru. Tamam o zaman ama benim ayak izlerim çok orada. Koşturdum yani böyle. Yok canım. Ümitsizce şöyle yürüyordum. Kendim alancık yürüyordum bir baktım karşıma telefon. 4 dakika 36 saniyelik gerçekten berbat bir derecesi var Hüseyin'in. Bakalım bizim sürelerimiz ne olacak? Sıradaki yarışmacı Kardelen Toprak. Yenilmeye hazır olun. Roket takımı. Aa geçebiliyorum. Ha sen şu telefonu bir sakla da. Ben telefonu saklayayım. Tamam ben sana tutayım kamerayı hadi. Girişe gidin yarışmanın başlayacağı yere gidin. Tamam oradan tamam, hadi. Hadi yürü lan. Hadi yürü. Psikolojisini yoruyor insan tamam mı? Böyle aklın yoruluyor koşuyorsun. Enerjin bitiyor aynı yerdesin. Tekrar koşuyorsun aynı yerdesin. Ve böyle direkt sıfırlıyor insanı. Evet Hüseyin'in performansını izlediniz. Telefonu da tekrardan sakladığımıza göre sıradaki yarışmacımız olan Kardelen Toprak'ı yarışmaya davet ediyoruz. Süreyi başlatıyorum. 3, 2, 1, başla! Gel abi gel gel. Hemen o telefonu bulmam gerekiyor. Kardelen düz yere girdi. Kardelen! Nereye gidiyorsun? Giriş burası. Giriş burası. Ya neden kopya veriyorsunuz? 15 saniye. Her yarışmada olduğu gibi yine oynadınız bana. Yine kopya verdim. Başla başla başla. Süren devam ediyor senin. Neyse işime yaradı. Oha bayağı bir karışık. Burada da gördüğünüz gibi görünmez kahraman Serhat abimiz var. Drone tepede. Şu anda onun açısını izliyoruz. İzleyelim mi orada? Gel. Şu anda 1 dakika oldu bile. Bak şurada görüyor musun Yasir abi? Çıkışa geldi. Gel gel. Ya çıkışa buldum. Gel gel gel. Ne oldu? 1,5 dakika oldu. Dakikan geçiyor. Ya beni niye durduruyorsun? Otur gel sen içeri. Durdurdu sandım ya. Sabote etmeyin lütfen. Beni sabote etmeye çalışıyorlar içeride. Ama onlara kalmayacağım. Daha 1,5 dakika.
Hüseyin 4.36 saniyede çıktı, ondan daha hızlı çıkacağım eminim. Sanki dönüyorum dönüyorum aynı yere geliyor gibi hissediyorum. Ya! Birazcık psikolojik baskı yapalım. Gel pes et, çay içelim. Ne oldu, mangal yakıyordu içeride Adanalı? Ne oldu? Adana kapıyordu. 2,5 dakikaya yaklaştık. Lütfen arkamdan konuşmayın. Sus kız. 2 dakika 17. 2 dakika 17. Telefon nerede ya? Ya bulamıyorum ya. Pes etmek istiyorsan pes edebilirsin. Pes et, gel pes et. İçeri gir, gel. İçeri, en dışlardan değil. Şuradan gir içeri sağdan. Hah. Bak kandırmıyorsun değil mi? Hayır, gerçekten. Ya burası en dış. Burada bir şey yok. İçeride bir yerde. Kandırıyor. Hadi gel, hala burada. Bir dakikan daha var hadi. Çimin içine falan mı sakladınız ağaçların arasına? Hadi. Ya tamam, bulacağım bunu. Aa, kazandım. Kaç oldu? İşte bu. Kardelen son 15 saniye. İstersen gel pes et. Gel pes et. Hayır, gel, pes gel. Etmeyeceğim. Gel ya, kaybettin. Hüseyin'in süresini geçti mi? 15 saniye. 37. 4.37 mi? Hayır, benimki 4.39. İşte bu, tamam. Gördün mü? 4.40'ı geçti. 10 saniyeli kaybetti lan, yazık kız. İşte bu. Buldum. Kaç saniye kaldı? Buldun. Evet, boşuna. Durdum, geldi. Ya. 4 dakika 50 saniye. Yani 20 saniye, pardon, kaç ediyor? 24 saniye önce gelseydin yarışmanın kazananı sen olacaktın ama 4 dakika 50 saniye. Ya son 10 saniye, yemin ediyorum şu ağaçların arasında gördüm. Şöyle süreyi göstereyim. Hüseyin'e laf attım 4 ya. 4 dakika 50 saniye. 4 dakika 50 saniye. Nasıl az? Ne oldu? Şu evet. An bir şey demek istemiyorum. Elendin Kardelen. Beni baş başa bırak. Hayır, elendim. Beni telefon bırak. Kardelen şu anda kesinlikle kazanan olamayacak çünkü Hüseyin'den geriye düştü saniye ben olarak. Ben de Mickey Mouse harcımı alır ve giderim. Hay götüm. Sırada sen varsın, seni de göreceğiz. Seni tamam de 4 dakika 50 saniye, telefonu veriyorum. Tamam mı? Gidin saklayın, kamerayı verin abi. O zaman öbür tarafa gidelim, sen sakla telefonu. Ver bakalım. Biz gidiyoruz oraya doğru. Biz tamam, ben telefonu saklayıp geliyorum. Tamam, kamerayı bize ver. İlk kamerayı da bize ver. Bir şey söyleyeyim mi? İlk başta yanlış yere giriş yapmasaydın, gerçek girişten girseydin orada 22 saniye kaybettin. Orada benim bir motivem gitti bir de. Ama yanlış biz seni her zaman motive etmeye çalıştık. Her zaman arkanda durduk gerçekten. Gerçi aynen, yardımcı olmaya çalıştık. Hadi go, girişe girişe. Bence en az 6 dakika. Geldim. Yasir abim geldi, evet. Sakladım abi. Ver. Üçünü de aynı yere mi koyuyorsun? Üçünü de aynı yere koydum, adaletsizlik olmasın diye. Tamam, al. Hazır. Hazır. 3 2 1 başla. Evet. Bu benim olayım. Neden biliyor musun? Çünkü üniversitede oryantinik dersi aldım. Oryantinik dersi aldığında ne yaparsın? Yönlerini bilirsin. Şimdi arkamızda ne var abi? Güneş var. Asla güneşi önümüze almayacağız ve bütün köşeleri bu şekilde gezerek gideceğiz. Yani sadece önüme bakmayacağım. Geçerken yanlara da bakacağım. Mesela şurada bir kuytu köşe var. Bu kuytu köşeye şöyle geri geri gelip girelim. Yok, burada değil. Mesela burada olabilirdi. Ben olsam buraya saklardım telefonu. Telefonu saklama ihtimali olabileceği yerlere gireceğim. Ha Yasir abi, nasıl oluyor biliyor musun? İçeriye giriyorsun ya, tamam kesin buldum. Ses şuradan geliyor. Çıkışa gideyim diyorsun. Çıkışa doğru odaklıyorsun kendini. Çıkışı buluyorsun, telefon yok. Telefonu bulmak için gittiğin zaman yön düğün kayboluyor zaten. Aynen. Benim bir kameraya bakıyorsun, bir yere bakıyorsun. Yanında her tarafın ağaç. Yön düğün kayboluyor içeride. Bulduğun yeri de unutuyorsun sonra. Dön. 4 dakika falan kalbim kesinlikle yani. Kalbim şu an o kadar hızlı atıyor. Bak 1 dakika oldu. Daha telefondan bir haber. Önce çıkışı bulacak, telefonu bulacak derken 3 dakika fix yani. Bak, sessiz konuşuyor. 40 saniye oldu şu an. Hala 40 saniye mi oldu? Daha zamanın çok. Orada kendi kendine yaptı. Kaç oldu aslında? 1,5 dakika oldu, 1 dakika 40 saniye. Onun kafasından 1 dakika geride hesap edecek kendini. Geldiğinde 5 olmuş olacak. Telefon bende. Biraderim. Yarışmayı benden başka kimsenin kazanmaması lazım çünkü çok büyük. Artistlik yaptım. Onun için her türlü hileyi, hurdayı yaparım. Çünkü abi içeride mübah yani. Labirentin içinde her şey mübah. Labirentin içinde her şey mübah. Aa, yoruldum. Koştur yoruldum. Sayın seyirciler! İşte bu diyoruz. Kaç saniye oldu? Hayır! Şike var. Kaç saniye oldu? Kaç saniye oldu? Bir dakika geçikse eğer, bir dakika geçikirse kazanacağım. Bir dakika geçikse. Saat ama daha 2 dakika. Tam geldiğinde durdur. Şimdi çıkışı bulursam direkt çıkacağım çünkü kazandım sayılır diye düşünüyorum. Burası çıkmaz sokak. Şurası
Yeah! Kaç saniye? 24 saniye. Bak bu oyun böyle oynanır. Neden biliyor musun? Çünkü taktiksel kazanmak yarışma deyip bayılıyormuş çocuklar. Çok kolaydı. Evet arkadaşlar, yarışmaya katıldığınız için size teşekkür ediyorum ve şöyle ortanıza geçiyorum. Size bir sürprizim var arkadaşlar. Telefonun var mı? Evet. Senin var mı? Benim de. Benim de telefonum var. Bu yarışmaya özel Kardelen'in ve benim kanalıma abone olan takipçilerimiz arasından bir kişiye bu efsane iPhone XR telefonu hediye edeceğiz. Şuradan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel bir bahçe. Kendinize iyi bakın. Eyvallah! Ben sevinmeyeceğim çünkü kaybettim yine. Bu çocuk ne zaman kazanacak ya? Harbiden ben de istiyorum. Paramı verin lan benim!